Bugün yeniden İlhan abiyle beraberiz. İlhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Çok iyi sorularımız var. Bekliyorum ben de. Zor ama eğlenceli sorularımız var. Haftanın bir panoramasını çıkaracağız seninle beraber. Uygunsan ilk soruyla başlıyorum. Başlayalım. Haftanın transfer söylentisi. Haftanın transfer söylentisi sosyal medyada çok fazla anıldı ve yazıldı. Hakim Ziyech, Coutinho transferi Fenerbahçe'ye. Olur mu? O bir soru işareti ama oynadıklarım lig ve mevki gereği Fenerbahçe'nin bu transferlere de ihtiyacı var mı? Birisi sağ kanat, diğeri sol kanatta oynuyor. Mevcut kadrosuna baktığım zaman İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Diego Rossi, zaman zaman Joshua King kanatlarda oynayabiliyor. Sol bek gelmesi Lincoln Henrique. Lincoln Henrique var. Çok önemli oyuncular. Hakim Ziyech Fas'la 3. oldu. Performansı çok ön plana çıktı mı o tartışılır. Ama isim olarak çok çok özellikle sadece Fenerbahçe taraftarının değil, Türk futbol severleri de heyecanlandıran isimler. Ama olasılıkları var mı? Maddi anlamda belki olabilir ama futbolcuların tercihleri Fenerbahçe mi olur? Dediğim gibi orası bir soru işareti. Muhtemelen Transfermarkt haberine göre orada da Hakim Ziyech'in tekrar PSG'ye geri döneceğiyle ilgili bir söylenti var. Bunlar söylentiden ibaret ama bazen ateş olmayan yerden duman çıkmaz deriz. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Haftanın olayı. Haftanın aslında benim kanaatimce iki tane olay var. Birincisi Arda Güler'in ilk defa ilk 11'de başlaması ve performansı. Onun dışında da Ener Valencia'nın 4 gol diyelim. Arda Güler Türk futbolu için herkesin çok fazla beklentisi olduğu bir oyuncu. Oyun zekası, tekniği, dribling özelliği, süratiyle gerçekten izlerken keyif aldığımız ve hepimizin artık gönlünde tak kuran bir kişiliğiyle de sergilemiş olduğu duruşuyla keyifle izliyoruz. Gelişmesini önümüzdeki yıllarda merakla bekliyorum. Bir diğer olay Ener Valencia'nın 4 golü. Dünya Kupası'nda Ekvador'la 2 veya 3 gol attı galiba. Dan sonra ilk 11'de forma şansı bulamamıştı. Muhtemelen yorgunluk, hocası tarafından yedek bekletildi yorgunluktan dolayı. Doğru bir karar. Tekrar 11'de başlayıp 4 gole imza attı. Benim Ener Valencia üzerinde şöyle bir ön yargılı bir yaklaşımım olmuştu Dünya Kupası başlarken. Çoğu gollerini penaltıdan atıyor diye. Bu maçta da yine bir penaltıdan golü var ama penaltılar haricinde de gol atabilen, gol vuruşu gerçekten beğendiğim, Ferdi'nin kesmiş olduğu ortada, ayak içiyle köşeye atmış olduğu gol gerçekten klas bir golcü olduğunu gösterdi, ispatladı. Ve dediğim gibi gol vuruşlarında bir forvet olarak gol vuruşlarını beğendiğim bir oyuncu. Haftanın sosyal medya paylaşımı. Cevabını çok net tahmin ediyorum. Caner Erkin. Çok iyiydi. Çok iyi bir paylaşım. Gerçekten çok kreatif. Fenerbahçe'de oynarken yapmış olduğu birbirlerine o Ömer tavırları ile Ömer Ali ile birlikte kreatif bir paylaşım olmuş. Eski rakip, yeni dost. Hayırlı olsun. Caner Erkin de herhalde Türkiye'de oynamadı. Kulüp yok diye program öncesi kendi aramızda konuştuk. Güzel bir paylaşım, güzel bir video. Düşünen, bu kurguyu yaratanı tebrik etmek lazım. Bence en başarılı sosyal medya ekibi zaten her zaman Başakşehir'deydi. Burada da farklarını gösterdiler. Diğer takımlara örnek olabilecek bir çalışma şekli. Caner'in aslında belki de çok hoş olmayan bir yanını sempatik bir şekilde sergilemişler. Evet. Şimdi son soru haftanın panoraması olarak. Haftanın yorumu diyeceğim abi. Burada video altında sana gelen yorumlardan seçiyor olacağız. O yüzden takipçilerimiz lütfen videonun altına yorumlarını yapsınlar. Kim bilir belki de bir sonraki programlarda onların yorumlarını okuyabiliriz. Black Eagle yazmış bu yorumu sana. Black Eagle. Evet. İlhan çok güzel konuşuyor. Özellikle Rozier hakkındaki sözleri çok isabetli kırmızı karttan sonra. Sen futbolculuğunda ne kırmızı kartlar gördün be kardeşim? Özellikle Chelsea maçı vardı ki offside düdüğünden sonra topa vurduğun için
İki tane sarı görmüştün. Üç tane de şaşıran böyle ağzı açık emoji var. Güzel bir soru. İyi bir yorum. Soruyu tabii ki şimdi kendimi savunmam gerekirse veya açıklamam gerekirse Rozier'in görmüş olduğu kırmızı kartla benim görmüş olduğum kırmızı kart. Sonuçta evet ikisi de kırmızı kart ama görme şekilleri farklı. Aşırı hırslı bir futbolcuyum ve takıma faydalı olmak, gol atmak için sahaya her maçta çıkmıştım. Golü doğan çocuğuma adayacaktım. Aslında ki hedefim oydu. Şortumun içinde bir emzik vardı. Gol atmaya çok aşırı odaklanmıştım. İkinci sarı kartta, evet ilkinde hırsından veya salaklığından da diyebilirsin. O an için düdükten sonra topa vurdum. Rakip takımdan da Chelsea'den de oyun durduktan sonra birkaç defa topa vuran oyuncular oldu. Ama Beşiktaş'ın Chelsea kadar lobisi olmadığından bu pozisyonlarda sarı kart göstermesi gerekirken göstermedi. İkinci yarıda da Sergen'in atmış olduğu, defansın arkasına atmış olduğu pasta offside pozisyonuydu. Ben hakemin çaldığı düdüğü duymadım. Çünkü seyircilerin uğultusundan kalecinin bana hamle yaptığını gördüğüm için de oyunun devam ettiğini zannederek pozisyonu tamamlamak istedim. Bir açtırma vuruş yaptım. Hakem ikinci sarı kartı verdi. 2-0 önde olduğumuz için mi bu sarı kartı verdi yoksa baştan beri böyle bir tavrımı sergiliyordu? O da ayrı bir konu ama benim yapmamam gereken bir hareketti. Fakat açıklaması bu. Rozier'in görmüş olduğu kartlarla benim görmüş olduğum kartların görme şekilleri farklı ama sonuçta ikisi de kırmızı kart ve takımını eksik bırakıyorsun. İkisi de gereksiz. Neredeyse 20 senelik bir olay aydınlatılmış oldu böylece. Şimdi son 5 sorum ama çok kısa. Bu İlhan Mansız Enleri olarak geçecek çünkü. Peki. Hazırsan hemen ilk soru geliyor abi. Çalıştığın en iyi teknik direktör? Taktiksel anlamda Lucescu. Rahatlık açısından rahmetli Erdoğan Arıcı. Beraber oynadığın en iyi futbolcu? Bir iki futbolcuya belki haksız edebileceğim. Sergen Yalçın Beşiktaş döneminde. Milli takım bazında da Yıldıray Baştürk. Attığın en iyi gol Senegal maçı hariç çünkü zaten bir olur muhtemelen ama. Attığı en iyi gol Senegal maçı hariç. Aslında iki gol var böyle gidip geldiğim. Birincisi Beşiktaş'a ilk geldiğim sezon Ankara gücüne atmış olduğum gol. Top bir defa sekiyor. Vuracakmış gibi yapıp ayağımın ucuyla rakibin üzerinden aşırıp daha sonra köşeye voley bir vuruş. Diğeri de milli takım formasıyla son golüm. Letonya maçı, playoff maçı İstanbul'da İnönü'deki maç. Sol ayağımla voley ceza sahası dışından topu 90'a taktığım ki sol ayağım sağ ayağım kadar iyi kullanamıyordum ama sol ayağımla atmış olduğum güzel bir gol. O yüzden ikisi arasında gidip geliyorum ama Letonya maçındaki gol diyeyim. Milli takımdaki son golüm dedin ve İnönü stadı. Güzel. İyi hikaye. Ki kariyerimdeki son golüm de İnönü stadında. Oynadığın takımlarda giyip de en beğendiğin forma tasarım olarak, renk olarak. Beşiktaş'taki kırmızı forma. Puma. Benim de Beşiktaş'ın en beğendiğim forması. En beğendiğim forma. Evet, kırmızı. Kesinlikle. Çok yakıştırıyordum o formayı. Son soru. Atmayı en sevdiğin gol şekli. Sekerek gelişine, röveşata, vole, kafa. Vole tarz goller atmayı severim. Hani orta gelip bu ayak içi dokunuş da olabilir veya yarı röveşata olsun. Gelişine vurmayı çok sevdiğim için. Ceza sahası veya dışı olduğunda vole diyelim. Şu an inisiyatif alıyorum. Bonus soru. Çünkü çok merak ettim. O kadar sevindi ki zaten o attığın golle. Senegal maçından bahsediyorum. Gerçekten ya bu topun gelişini anca oraya vurabilirim diye bilinçli mi vurdun? Evet zaten koşuyu yaparken Ümit Davala'nın ortasında biraz kısa kalıyor. Ön direğe altı pasın çaprazına düşüyor. Zaten artık orada tek şansım topa falso verip havadan gelmiş olsa kafanla sektirerek o köşeye bırakmak. Ama dediğim gibi çok zor bir vuruş. Çünkü başarı oranının ihtimali çok düşük. Bu vuruşun bir tekniği var. Biz bunu Münih Türk Gücü'ndeki takım arkadaşımla birlikte gol vuruşu değil de pas olarak birbirimize çalışırdık. Bu şekilde birbirimize sürekli antrenman öncesi pas atardık. O anlamda da o pozisyonda bana biraz vuruş rahatlığı sağlamış oldu. Kas hafızası diyelim. Kas hafızası evet. Abi hem o golle, o golden dolayı ayağına sağlık hem de bu programın sonunda ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.